Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Tarih ve zaman konusunun ikinci kısmını göreceğiz. Peki konu içinde neler öğreneceğiz? Zamanın taksimini göreceksiniz. Türklerin bu dönemde kullandığı takvimleri, aynı zamanda insanların ayı haftaları nasıl bulduğunu, yine bu süreç içerisinde 100 yıl hesaplamalarını birlikte göreceğiz. Tabii ki görmeden önce hemen ödevlendirmemizi yapıyoruz. Sıfırdan... 9'a tarih konu anlatımı soru bankasını işleyeceğiz. Sayfadan ödevli olduğunuz noktalar neresidir? Tarih bilimi ve diğer dallar sayfa 16'dan başlayacak. Sayfa arkadaşlar 22'ye kadar sorumlu olacaksınız. Daha sonrasında ise Dinamo soru bankasıyla soru çözmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım bu dönemde peki hangi sayfalardan sorumlu olacağız? Yine bu dönemde zamanı taksim sayfa 16 ile Yine sayfa 35'e kadar ne yapıyorsunuz? Sorumlu olacağız değerli arkadaşlar. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Evet tarihin dönemlendirilmesi. İnsanoğlu ortaya çıkışıyla birlikte insanın karşılaştığı temel sorunlardan biridir. Zamanı anlamlandırmak olmuştur. Çünkü insanlar Geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvuruyor. Yine bu dönemde gün, ay gibi önemli noktaları ne yapmıştır? Değilmiştir. Bu yüzden de insanoğlu varoluşundan itibaren her zaman zamana ne yapacak? ihtiyaç duyacak. Bu süreç içerisinde önemli noktamız ne olacak dersek? Yazının icadı önemli bir unsur oluyor. Peki, tarihi çağlar öncesindeki dönemlere ben ne diyorum? Bunlara bile bakacağız. Tabii ki hemen açıyoruz. Neymiş peki değerli arkadaşlarım? Tarih öncesi çağlar diye adlandıracağız. Peki tarih öncesi çağlar ne diye ayrılacak? Maden çağı. Yine bu dönemde arkadaşlar hemen şurayı düzeltiyorum. Taş çağı ve aynı zamanda maden çağı olarak ne yapacak? İki kısma ele alacaksınız. Şimdi ben taş çağını kaba taş, yontma taş... Cilalı Taş diye adlandıracağız. Latin isimlerini de duyacaksınız. Nedir peki bunun Latin isimleri dersem? Kaba taşa arkadaşlar Mezolitik. Daha sonrasında ise yontma taşa palolitik. Ve en son olarak da cilalı taşa neolitik olarak ne yapacağız? Duyacaksınız. Yine aynı zamanda ilk, orta ve yeni taş olarak da ne yapılmakta? Bilinmekte. Peki kabataş ne diyeceğiz dersek insanoğlunun en uzun süre yaşadığı dönem olarak bilinmekte. Çünkü etraf neylerle kaplı? Buzullarla kaplı olacak ve insanoğlu yaşamını nerede gerçekleştirmiştir dersek ağaç kavuklarında ve mağaralarda sürdürmeye çalışacak. Sonrasında ise tabii ki en büyük unsurlarımızdan birisi tabii ki karnımızı doyurmak. Peki karnımızı doyurmak için ne yapacağız arkadaşlar bu dönemde? Toplayıcılık temel unsur olacak. Ve insanoğlu bu dönemde obsidyen diye adlandırılan taşı keşfediyor ve taşı yontmaya başlayacak. Yontmaya başlamasıyla birlikte balta, mızrak gibi aletler yapmaya başlıyor ve sonrasında yontmayla artık avcılık önemli bir unsur oluyor. Ve bu dönemde insanoğlu hep nasıl bir yapıya sahiptir dersem tüketici bir yapıya nedir sahip olacak. Sonrasında ise yontma taşının sonuna doğru insanoğlu ateşi keşfediyor. Nitekim Tonguc'un yaptığı gibi neyi keşfetmiş? ateşi keşfedecek. Peki ateşi keşfetmek bana nasıl bir yarar sağlıyor dediğimde şunlar gelecek aklınıza. İnsanoğlu bu dönemde toprağı pişirmeye ve doğayı kontrol altına almaya başlayacak. Ve sonrasında yine önemli unsur olan tarımsal üretime ne yapmaya başlıyor Cilalı Taş'ta? Geçmeye başlayacak. Tarıma geçmesiyle birlikte nasıl bir toplum yapısı ortaya çıktı dersek eğer şundan söz edeceksiniz yerleşik bir yaşam ön plana çıkacak. Hatırlayın daha öncesinde tüketici bir toplum yapısı varken artık cilalı taşla üretici bir toplum yapısından ne yapacağız? Söz edeceksiniz. Sonrasında insanoğlu bakır keşfetmeye başlayacak ve artık hangi devre gireceğiz? Maden çağına giriş sağlayacağız. Maden çağın en önemli unsurlarından bir tanesi nedir dersek yine üç kısma ayırıyoruz. Bakır, Tunç ve Demir Çağı olarak ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Bir de tarih öncesi çağları 3 çağ sistemi diye de ne yapılmaktadır? Adlandırılmaktadır. Yine sonrasında insanoğlu bu dönemde tekerleği keşfedecek, devletler ortaya çıkmaya başlayacak ve insanlığın en hızlı geliştiği dönem olarak adlandırılmaktadır. Sonra ise M.Ö. 3200 yılında Sümerliler neyi keşfediyor? Yazıyı keşfedecek artık yazının keşfiyle birlikte insanoğlu tarihi çağlara giriş sağlamış olacak. Bakın unutmayın yazıdan önceki döneme tarih öncesi çağlar, yazıdan sonraki döneme ise tarihi çağlar diye ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Peki ben tarihi çağları kaç kısımda ele alacağım? Dört kısımda ele alacaksınız. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ diye ne yapılmakta? Adlandırılmaktır. İlk çağ milattan önce 3200 ile milattan sonra 375 yıllar arasında ne yapılmaktadır bilinmektedir. Şimdi yazının icadıyla başlayıp kavimler göçüne kadar olan önemli konularını yapmakta kapsamakta. Peki bu dönemde ne oldu? Genelde köleci bir toplum yapısını göreceğiz. Yine bu dönemde ilk çağın önemli Uygarlıklarını işleyeceğiz. Genelde tarımsal bir toplum yapısını göreceğiz. Ve dönemin sonuna doğru tek tanrı inancı dünyaya hakim olmaya başlayacak. Ve daha sonrasında kavimler göçünün gerçekleşmesiyle birlikte artık insan olduğu hangi devre giriyor? Orta çağa ya giriş yapacak. Yani 375 ile 1453 yılları arası ne olmuştur dersem arkadaşlar orta çağ diye ne yapılmakta adlandırılmakta. Kavimler göçüyle birlikte feodalizm ortaya yani derebeylik ortaya çıkacak. Yine bu dönemde Hristiyanlık yayılarak kilise güç kazanmaya başlıyor. Ama hangi kilise? Katolik Kilisesi ve skolastik düşünce ön plana çıkmış ve böylece kilise güç kazanmıştır diyeceksiniz. Sonrasında Avrupa nasıl bir çağ yaşadı dersek karanlık bir çağ yaşayacak ve orta çağa damgasını vuracak önemli devletler ortaya çıkacak. Moğol İmparatorluğu, Bizans, Sasani gibi devletlerden söz edeceğiz. Nitekim diğer ünitemiz olan Orta Çağ'da dünya konusunda bunu tek tek ele alacağız. Sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmesiyle birlikte bir çağ açıp bir çağ kapatacak. 1453-1789 yılları arasındaki geçen süreç içe yeni çağ diye ne yapılmakta? Ele alınmakta. Bu dönemde feodalize ortadan kalkacak. Yine kilisi olan güven azalmış. Rönesans, reform, coğrafi keşiflerde yine yeni çağa damgasını vuracak önemli olaylardır. Sonrasında ise 1789'dan hala günümüze devam eden yakın çağdan söz edeceğiz. Fransız İhtilali'yle günümüze kadar önemli olan dönemi kapsamaktadır. Peki bu dönemde takvim sistemlerini göreceksiniz. Dedik ya, insanoğlu varoluşundan itibaren hep bir zaman dilimine ihtiyaç duymuştur. Zamanı gün, hafta, ay, yıl gibi belirli periyotlara bölmüş ve düzenli bir sistem çerçevesinde algılamıştır. Hayatı bu çerçevede düzenlemek üzere insanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır. Ve her toplum takvimini kendi siyasi ya da kültürel olaylarını başlangıç yılı olarak kabul etmiştir. Haydi şimdi size soru. Yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Türkler bugüne kadar kaç farklı takvim kullanmıştır dediğinde hemen diyeceksiniz ki 1 2 3 dört ve 5 diyeceğiz. Yani Türkler tam tamına 5 tane farklı takvim kullanacak. Peki bakalım Türkler ilk olarak hangi takvimi kullanmıştır? Ve bunun öncesinde tabii ki biz zamanı hesaplarken iki tane gezegeni baz alacağız. Bunlardan birisi ay, birisi ise güneş olarak ele alınacak. Bazı toplumlar takvimlerini nokta nokta esasına göre oluşturmuştur. Peki arkadaşlar hangi esasa göre oluşturmuştur? Hadi yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Bakalım ay yılı diyeceğiz. Ay yılı ayın dünya etrafındaki dönüşünü esasını alır ve 12 tur dönüşü bir yıla denk gelir. Bu süre 354 gündür. Tabii ki dünya burada aya bir laf atıyor. Benim etrafımda mı dönüyorsun sen? Vay diyecek. Yani arkadaşlar demek ki ayın dünya etrafındaki dönüşü bir zaman dilimi olarak ne yapılmıştır? Kabul edilecek. Peki biz ayla mı bitireceğiz? Hayır. Tabii ki bir gezegeni daha baz alacağız. Bazı toplumlar ise takvimlerini ne yılına göre hesaplamıştır dersem güneş yılına göre oluştururlar. Güneş yılı dünyanın güneş etrafındaki bir tur dönüşünü esas alır. Ve bu süre 365 gün 6 saattir. Şimdi baktığımız zaman burada Jüpiter bir laf atıyor. Bütün gezegenler etrafında pervane ama sen gittin gönlünü bir kuyruklu yıldıza kaptırdın. Kaçan kovanalarmış derler diyecek. Nitekim de arkadaşlar dünyada kimin etrafında dönecek? Güneşin etrafında dönecek ve biz bunu güneş yılı takvimine göre ne yapacağız? Hesaplayacağız. Daha yeni dedim ya Türkler kaç farklı takvim kullanmıştı? Türkler 5 farklı takvim kullanacaktı. Hadi sırayla hazırsanız bakalım neler diyeceğiz. İlk olarak 12 hayvanlı Türk takviminden söz edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce Orta Asya bölgesinde ilk kullandığı takvimdir. Unutmuyorsunuz. Türklerin ilk kullandığı takvim aşağıdakilerden hangisidir diye soru olarak gelirse 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 yılda bir devir yapan bu takvimde yıllar hayvan adlarıyla gösterilir. Vay bizi ne yapmışlar? Takvim yapmışlar kanka diyecek. Bakalım hangi hayvanlar baz alınıyor? Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz gibi hayvanlarla adlandıracaklar değerli arkadaşlar. Nitekim de buradan sizin hangi hayvan zamanında doğduğunuzu rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Herhalde sanırım versiyon olarak 2007 diyelim. 2007 doğanlar hangi yıla denk geliyor? Domuz yılına denk geliyor. 2004'te doğanlar maymuna denk gelecek. Daha sonrasında ise 2008'de doğanlar fareye, 2009'da doğanlar sığıra, 2010'da doğanlar pas yılına gibi yıllara ne yapmışızdır? adlandıracağız. Daha sonrasında ise Türkler Talas Savaşı ile birlikte neyi kabul ediyor? İslamiyet'i kabul etmeye başlayacak. İslamiyet'i kabul etmemle birlikte tabii ki zaman diliminde de bir değişikliğe gideceğim. Artık 12 hayvanlı Türk takmi yerine neyi kullanmaya başlayacağız? Hicri takmi. Peki burada bir noktayı daha hemen anekdot edelim. Bu yıl neye göre hesaplanmıştır dersem güneş yılı ne yapılmaktadır? Bas alınmaktadır diyeceğiz. Şimdi geldik hicri takmi. Nedir hicri takvim? Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. Şimdi değerli arkadaşlar hicri takvim neyi başlangıç olarak ele almıştır dersem... ...Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçü yani hicreti bas alınacak. Ve bu dönemde 4 Halife zamanında Hazreti Ömer bu takvimi oluşturmuş... ...ve Türkler bu takvimi yüzyıllar boyu ne yapmıştır? Kullanmıştır. Peki gezegen olarak neyi baz almıştır hicri takvim dediğimizde ise aklınıza hemen ay esası ne yapacak gelecek değerli arkadaşlar. Unutmuyorsunuz ay esaslı bir takvimdir diyeceğiz hicri takvime. Sonrasında ise Büyük Selçuklu Devleti'ne geldiğimiz zaman Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarı olan Celalettin Melikşah önemli bilim insanı olan Ömer Hayyam'a bir takvim hazırlatıyor. Ve başlangıç olarak 1079 yılı kabul edilmiş ve güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Yani unutmuyorsunuz Celal Takvim kimi zamanında hazırlanmış? Büyük Selçuklu zamanında hazırlanacak. Peki kime sunulmuştur dersem Celalettin Melik Şah'a ne yapıldı arkadaşlar? Sunuldu bu dönemde. Celalettin Melik Şah'a sunulan takvime biz Celali takvimi diyoruz. Peki unutmuyorsunuz hangi gezegene baz almıştır dersem güneş yılına göre esasına göre düzenlenecek. Sonrasında ise Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde Osmanlı Devleti Rumi takvimi kullanıyor. Peki Rumi takvimi kullanmamızın temel etkeni nedir dersek Osmanlı Devleti'nde mali işleri bakın unutmayın yani ekonomiksel unsurları kullanmak için bir takvim yapılacak. Güneş yılı esasına dayanan bu takvimde bir yıl 365 gün 6 saat olarak bilinmekte. Hatta bir karikatürümüz var Padişahım Avrupalılar takvim yapmış. Biz de mali işler için yapalım mı? Güzel fikir Rumi diyecek. Ve böylece hangi takvim ortaya çıkmıştır? Rumi takvim ortaya çıkacak değerli arkadaşlar. Sonrasında Rumi takvimden sonra hatırlayın kaç takvimimiz vardı? 5 tane. Şimdi sırayla yaptık. 12 hayvanlığı yaptık. Hicri'yi yaptık. Celale'yi yaptık. Rumi'yi yaptık. Ve daha sonrasında çağdaş muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve dünya ile entegrasyonumuzu sağlayabilmek için bir takvim hazırlanıyor. Bu takvime de miladi takvim diyeceğiz. Miladi takvim günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı Hazreti İsa'nın doğumundan bir hafta sonrası yani bir Ocak'tır. Kökeni Mısırlara dayanan bu takvimi Romalılar geliştirmiş ve Papa 13. Gregorius'un son şeklini vermiştir. Bu nedenle hatta bu takvime Grogerian takvimi de denilmektedir. Hatta biz hala günümüzde bu takvimi ne yapmaktayız? Kullanmaktayız. Peki ben size bir soru soracağım. Hemen yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum değerli arkadaşlar. Hocam sana soru sordu. Bugün Türkiye'de yani Türkiye devletinde kaç farklı takvim kullanılıyor dediğinde ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bir mi derim iki mi derim yoksa beşini birden mi kullanıyorum? hemen aklınızda kalsın. Hiçbir şekilde unutmuyorsunuz. Biz bugün günümüzde iki farklı takvim kullanmaktayım. Bu takvimlerden birisine miladi takvim diyeceksiniz ki gündelik hayatımızı ne yapmaktayız? Miladi takvimle idam etmekteyiz. İkinci olan nokta nedir dersem de hicri Takvim diyorsunuz peki diyeceksiniz ki hocam hicri takvim nerede kullanıyoruz biz değerli arkadaşlar işte Ramazan bayramlarında daha sonrasında dini bayramlarda belirlemek için hangi takvim kullanılmakta hicri takvim kullanılmaktadır diyeceğiz. Gelelim değerli arkadaşlar 100 yıl neylerine diyeceğiz hesaplamaları öncesinde hicri takvimle miladi takvim arasındaki bir farka bakalım şimdi bir yıl 354 gün 8 saattir başlangıç ise Hz. Muhammed'in hicretidir. Dini günler bu takvime göre belirlenir. O zaman demek ki günlük hayatımda ben bu takvimi ne yapıyorum? Kullanıyorum. Yine hangi esasa göre düzenlenmiştir? Ay yıl esasına göre ne yapılacak? Düzenlenecek. Miladi takvim arasındaki fark ne? Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı 1 Ocak'tır. 1 Ocak 1926'da kullanılmaya ne yapılacak? Başlanacak. Güneş yılına göre düzenlenmiştir. Bakın benim 5 tane farklı takvimim var. Sana soru geldi yine. Bu takvimler içerisinde hangisi farklılık gösterir dedi. Hemen yorum kısmına yazmanı istiyorum. Ne arkadaşlar ya da hangi takvim farklılık göstermektedir dediğimde hemen aklınıza hangi takvim gelecek? Hicri takvim gelecek. Neden? Hemen şimdi sayalım. 12 hayvanlı takvim arkadaşlar güneş esasına göre hazırlanmıştı. Hicri takvim hangi esasa göre hazırlanıyordu? Ay esasına göre hazırlanıyordu. Celali takvimi güneş yılı esasına göre. Daha sonrasında Rumi takvim Yine güneş yılına göre. Miladi takvim yine güneş yılına göre. Benim arada dışta kalan tek takvim hangisi? Hicri takvim. O yüzden de tek farklı takvimimiz de Hicri olarak ele alacaksınız. Şimdi gelelim 100 yıl hesaplamalarına. Peki 100 yıl hesaplamalarını nasıl gerçekleşiyoruz Tabii ki bunları ne yapman lazım arkadaşlar? İyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Hemen açtık bakalım 100 yıl hesaplamalarını. Şimdi rahat bir şekilde çözeceğiz. Şimdi diyor ki Hazreti İsa'nın doğumu başlangıç yılı olarak kabul ediliyor. Yani ne diyeceğiz? Sıfır olarak baz alacağız. Hazreti İsa'nın doğumu sonrasındaki döneme milattan sonra doğumu sonrasındaki doğumu öncesindeki döneme ise milattan önce denilmekte. Peki hesaplamamızı yapalım. Biz bunları nasıl ayıracağız? Bakın arkadaşlar 0 ile 99 arasındaki geçen yıla biz ne diyoruz? 100 yıl diyeceğiz. Peki yüzyılları böleceğiz mi kendi içinde? Tabii ki böleceğiz. Bakın, birinci yüzyılı hesaplayalım. 0 ile 24 yıl arasındaki geçen süreye birinci çeyrek diyeceğiz. Daha sonrasında 25 ile 49 arasındaki geçen süreye ikinci çeyrek, 50 ile 74 arasındaki geçen süreye üçüncü çeyrek, 75 ile 99 arasındaki geçen çeyreğe ise dördüncü çeyrek diyeceğiz. Aynı zamanda tam ortasından böleceğim. Birinci yarı ve ikinci yarı diyeceğiz. Şimdi durun. Dedim ki milattan önceyi de hesaplarken tam tersini alacağız. Bak nasıl aldım tam tersini. ile 24 kaçıncı çeyrek oldu? 4. çeyrek. Daha sonrasında 25 49 kaçıncı çeyrek oldu? 3. çeyrek. 50 74 2. çeyrek. 75 99 ise 1. çeyrek diyeceğiz. Hemen yine yarıya böldüm. 1. yüzyılın 1. yarısı, 1. yüzyılın 2. yarısı olarak ne yapılmakta ele alınmaktı. Şimdi hazırsanız Değerli arkadaşlarım yüzyıl hesaplamalarını yaptığımızda şöyle bir örnek verelim. Ne örneği vereceğiz dersek. Mesela 1453 yılı ne zaman yapıldı? Hemen şöyle bir örnek şeklinde size göstermek istiyorum konu bitmeden önce. Şimdi bakalım 1453 yılını hesaplayalım 1453 yılını. Bakın arkadaşlar burada 14'ü gördüm. Hemen artı biri koydum. Artı biri koyduktan sonra ben kaçıncı yüzyıla denk geliyor? 15. yüzyıl. Sonrasında burada 53'ü gördüm. Hemen bakıyorum, 53 kaça denk geliyor burada? 3. çeyreğe denk geliyor, değil mi? 3. çeyreği hemen buraya koyduk. Daha sonrasında ise hangi yarıya denk geliyor? İkinci yarıya denk geliyor. O zaman demek ki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ne zaman fethetmiş? 15. yüzyılın 3. çeyreğinde, 2. yarısında İstanbul ne yapılmıştır? Fethedilmiştir diyoruz. Ya da mesela başka bir milattan önce bir şey hesaplayalım. Hatırlayın Metehan düzenli orduyu milattan önce ne zaman kurmuştu? 209'da ne yaptı? Kurdu. Şimdi bakalım. Hemen hesaplayalım. Bakın bu sefer 3 hane. Hemen artı 1. İlk hanesini alacağım. Artı 1'i koydum. Kaçıncı yüzyıl oldu? 3. yüzyıl oldu. Hemen 0.9'u gördüm. 0.9'a bakıyorum. Milattan önce nereye denk geliyor? Aa buldum burada. 4. çeyrek. Daha sonrasında ise 4. çeyrekten sonra hangi yarıya denk gelmektedir dersem. Hemen baktım ben burada. 2. yarıya denk gelmekte ikinci yarı. Yani hocan sana sordu. Metehan dedi düzenli orduyu ne zaman kurdu dedi. Üçüncü yüzyılda dördüncü çeyrekte ikinci yarıda ne yapmıştır? Düzenlemiştir diyecek. Değerli arkadaşlar. Evet biz bugün neler öğrendik? Zamanın taksimini gördük. Yine Türklerin bu dönemde kullandığı takvimleri ele aldık. Ve gezegenlerin nasıl baz alındığını güneş ve Yine bu dönemde güneşin yanı sıra ay takvimini birlikte inceledik değerli arkadaşlar. Şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.